Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf arı yayınları atölyem kitabında kazanım testi 1 ile sayfa 13'teki kazanım testi 1 ile dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet birinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen satırlardaki sayılara göre ikinci satırdaki sayıların toplamı ile birinci satırdaki sayıların toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Aslında bizden burada bütün satırlar kendi arasında toplama istiyor. Birinci satırda arkadaşlar 8 artı eksi -1 artı artı 4 var bunu bir toplayalım eksi -8 de eksi -1 topluyorum arkadaşlar eksi -9 yaptı 4 topluyoruz arkadaşlar eksi -5 ikinci satırda 5 artı eksi 6 artı 7 Pozitifler kendi topluyorum arkadaşlar. 5, 7 daha 12. Eksi 6 ile toplarsam 6 eder arkadaşlar. İkisini toplamamı istedi. Eksi 5 artı 6 daha artı 1 eder diyorum arkadaşlar. Cevabımız Bursa. İkinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen sayı doğrusunda modellenen işlemin sonucu ile aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu aynıdır arkadaşlar. Dikkat edelim. Sonuç ne arkadaşlar burada? Yukarıdaki modeli bir yapalım. Önce sıfırdan 3'e geliyoruz. Artı 3 artı 7 birim sola geliyor arkadaşlar. Eksi 7. Sonuç eksi 4'tür arkadaşlar. Burada bizden ne istiyor arkadaşlar? Sonucu eksi 4 olan işlemi istiyor. A'ya bakıyorum. Eksi 8 ile 5'i topluyorum arkadaşlar. Zıt işaretli toplama işlemi de çıkarıyorduk. Büyükten küçüğü mutlak değere göre. Eksi 3. B'ye bakıyorum. 6, 2 daha 8. Eksi 12 ile topluyorum arkadaşlar. Eksi 4. C'ye bakıyorum. 5'ten 4'ü çıkardım. 1, eksi 1. D'ye bakıyoruz. 4 arkadaşlar. Sonucu eksi 4 olan istiyordu bizden. Cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuzda yukarıda özel özel tasarlanan dert tahtalarına üçer atış yapan yapıp her bölüme birer atış isabet ettiren 3 arkadaşın aldığı puanların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Ayşe hemen toplayalım arkadaşlar. Ayşe eksi 4 artı eksi 2 artı artı 3 arkadaşlar. Eksi 4 eksi 2 eksi 6 yaptı. 3 daha arkadaşlar eksi 3. Ali 10 artı 3 artı 6 arkadaşlar. Negatifleri toplayayım. 9 10 topladık arkadaşlar. 1 yaptı. Ahmet 2 artı 3 artı 6 arkadaşlar. Eksi 2 3 daha 1 eksi 6 daha arkadaşlar eksi 5 eder. Bizden ne istediler arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralamamı istedi. Cevap şıklarında küçükten büyüğe doğru bakıyorum arkadaşlar. En küçüğü eksi 5 ama büyükten küçüğe doğru sıralamış bütün şıklar arkadaşlar. Eksi 5 en küçük yani Ahmet küçüktür. Eksi 3 Ayşe o da küçüktür. Ali şeklinde Bursa'dır cevabımız arkadaşlar. Evet. Dördüncü soruda en büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük tam sayının toplam arkadaşlar. En büyük negatif tam sayı eksi bir arkadaşlar. Artı iki basamaklı en küçük tam sayı iki basamaklı negatifleri unutmayalım arkadaşlar. Eksi 99'u toplayalım. Eksi 100 eder diyoruz. Cevabımız denizli. Dördüncü soru arkadaşlar. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? Bir bakalım arkadaşlar. Eksi 3 artı 2 daha artı 5 daha arkadaşlar. Artı 2 yapar 8'e toplarsam 10. Doğru. Artı 4 eksi 4 de birbirini götürdü arkadaşlar. geri 9 kaldı. Doğru. Artı 11 artı 1 daha arkadaşlar. Artı 12 arkadaşlar. Eksi 12 ile toplarsam 0 yapması gerekirdi. Bu cevabımız bizim doğru cevabımız. D'ye bakıyorum. Eksi 11 artı 18 daha arkadaşlar. Artı 7 yaptı. Eksi 7 ile toplarsam 0. Bu da doğrudur diyoruz. Altın soruda. Fatih, Zeynep ve Elif üzerinde, yazılı, üzerinde sayılar yazılı balonlardan hangilerini patlatırsa kalan balonlardaki sayıların toplamı eşit olur diyor arkadaşlar. Şimdi cevap bakmamız gerekiyor. B'yi direkt söyleyelim. Eksi 5'i patlatıyorum. 4'ü patlatıyorum. Eksi 8'i patlatıyorum arkadaşlar. Ve topluyorum. 17. 13 daha. 30 yapar. Eksi 10 daha. 20 yaptı arkadaşlar. 23. 6 daha. 29. Eksi 9 daha. 20 yaptı. 8, 5 daha 15. Pardon 8, 5 daha 13. 7 daha o da 20 yaptı diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. Diğer şıkları da deneyebilirsiniz. 7. soruda yukarıda verilen işlemin sonucu hangisidir diyor arkadaşlar. Hemen gruplayarak toplayalım. Eksi 10. 9 daha. Eksi 1 yaptı. Eksi 5. Eksi 9 daha. Eksi 14 etti arkadaşlar. Bir de artı birimiz var. Eksi 1 artı bir. Birbirini götürdü arkadaşlar. Sonuç eksi 14'tür. Diyoruz. 8. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen şemaya göre K harfi yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya doğru toplayarak geliyoruz. Eksi 12, eksi 6 daha, eksi 18, eksi 6 artı 21. Zıt işaretlerde çıkarma işlemi yapıyorduk arkadaşlar. Mutlak değeri büyük olan 15'inde önüne artı yazıyorum. Eksi 18, eksi 18 artı 15 yine çıkardım arkadaşlar. 3 negatif olarak da önüne geliyor. Eksi 3'tür diyoruz. Dokuzuncu soruda arkadaşlar, eksi 49 sayısının toplama işlemine göre tersi k artı 21 sayısının toplama işlemine göre tersi L olduğuna göre K artı L'yi soruyor arkadaşlar. Eksi 49 toplama işlemine göre tersi arkadaşlar artı 49 yani K artı 49'dur. L de artı 21'in toplama işlemine göre tersi. Eksi 21 arkadaşlar. İkisini toplamamı istiyor. Artı 49. Artı eksi 21. Zıt işaretlerde çıkarma işlemi yapıyorduk arkadaşlar. 8 28 artı 28 cevabımız Adana olur diyoruz arkadaşlar. Onun soruda yukarıda verilen işlemlere göre A artı B artı C kaçtır? Hemen yapalım arkadaşlar. Eksi 3 artı 2 daha arkadaşlar. Eksi 1 yapar. Eksi 1 eksi 5 daha eksi 6 eder arkadaşlar. A eksi 6 arkadaşlar. Hemen yerine yazıyorum. Eksi 6. B'yi bulacağız. Eksi 6 ile eksi 12 topladım. B benim için. Eksi 18'dir. Eksi 18'i yerine yazıyorum. C istiyoruz arkadaşlar. Bulacağız. C de eksi 18. 8 daha eksi 10 eder diyorum. Şimdi A, B, C'nin toplamı arkadaşlar. A eksi 6 artı B eksi 18 artı C eksi 10 arkadaşlar. 3 tane negatif sayı toplarken sayıları topluyorum. 34 ortak işaretli önüne yazdım. Eksi 34 Bursa şıkkı arkadaşlar. 11. sorudayım. Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar önce sıfırdan başlıyorum. 2 birim sağa artı 2. 3 birim sağa gittik. Artı 3 arkadaşlar ve 9 birim sonra geldim. Cevabımız da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Sonuç eksi 4 eder diyoruz. 12. soru. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Hemen gruplayarak toplayabiliriz. Eksi 18 artı 5 daha. Çıkarma işlemini yaptım. Eksi 13 zıt olduğu için. Artı. Eksi 3 ile 9 topluyorum arkadaşlar artı 6 etti arkadaşlar. Eksi 13 artı 6 da zıt işaret sayılarda çıkarma işlemini yaptım. Büyük olan sayının mutlak değeri büyük olan sayının da eksisinin önüne yazdık. 13. soru arkadaşlar. Aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen toplama işlemlerden hangisi? Aynı işaretli tam sayıların toplamını gösterir arkadaşlar. Aynı işaretli olması için aynı yöne devam etmesi gerekir. A'ya bakıyoruz. Önce sağa gidiyor artı. Sola gittiği için eksini topluyoruz. Değil arkadaşlar. B'ye bakıyorum Sıfırdan başlıyoruz. Önce sola gidiyoruz. Eksi sağa gittiği için artıya topluyor. Yanlış arkadaşlar. C'ye bakıyorum. Sağa gittik, sağa gittik. Artı ve artı. Cevabımız C yan çıktı. D'yi yapmıyorum. 14. soruda arkadaşlar. Yukarıda sayma pulları ile modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bakıyoruz. 10 tane sayma pulunun nötrleştiren 5, 4 tane sayma pulu var arkadaşlar. Cevabımız Bursa'da 10 tane sayma pulu 4 tane negatifle nötrleşiyor ve dışarı atıyoruz. Sonuç olarak artı 6 zaten artı 6 olan bir tane sonucumuz var. 15. sorudayız. 1. yonca ve 2. yonca var arkadaşlar. Esra 1. ve 2. yoncalardaki sayıların toplamını eşit hale getirmek istiyor. Buna göre yoncalardaki hangi sayıların yerlerini değiştirmelidir. Arkadaşlar bu sorularda deneme yapacağız. Vakit kaybetmemek için ben direkt B'ye kullanıyorum. 2 ve 8'in yerini değiştirerek halledelim arkadaşlar. Şu 2 ile 8 yer değiştirecek arkadaşlar. Son durumdaki yer değiştirdikten sonraki birinci yönce arkadaşlar 15 artı eksi 5 artı eksi 3 artı artı 8 toplarsam arkadaşlar 15 eder. İkinci önce de 7 artı 10 artı 2 artı eksi 4. 7 17. 2 daha arkadaşlar 19. Eksi 4 topladığım 15. Cevabımız Bursa. Son soruya geçiyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre K ve L sayılarının toplama işlemine göre terslerinin toplamı. Önce K ve L'yi bulalım arkadaşlar. Daha sonra bunların toplam işlemi göre terslerine bakacağız. Arkadaşlar önce ben K'ye bakıyorum. 4 eksi 3 ile topladım. 1 7 ile topladım. 8 eksi 3 ile topladım arkadaşlar. 4 1 8 3 yaptı. Artık k eşittir 0 arkadaşlar. Buradan k'nin arkadaşlar eksi 3 olması gerekiyor. Hemen l'ye bakıyorum. 5 eksi 2 ile topladım. 3 3'ü eksi 8 ile topladım arkadaşlar. Eksi 5 yaptım. Şöyle bölelim. Eksi 5 ile de l'yi toplarsam 0 olması gerekiyor. Buradan da L arkadaşlar. Artı 5'tir diyorum. Bunların toplama işlemine göre tersleri. Eksi 3'ün toplama işlemine göre tersi arkadaşlar. Artı 3. Artı. Artı 5'in toplama işlemine göre tersi. Eksi 5. İkisini toplarsam. Eksi 2 eder arkadaşlar. Cevabımız denizli. Evet. Burada dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.